için yeterli değil. Sensörlerin çok noisy. Noisy ne demek? Söylediği şeye fazla güvenmemen lazım. Mesela şey vardı ya, tıp, medical diagnosis system. Bu adamın diyor, ultrasonuna bir bakın, ultrason resimlerini bir bana gösterin diyor. Ultrason o kadar noisy bir şey ki, baktığın zaman yani normal insan zaten bir şey anlamıyor da şeyler, doktorlar da baktığı zaman çoğu zaman burada o vardı yoktu falan filan diye hem fikir olamıyorlar. Başka tetkikler falan filan istiyor. Ultrasonda göremeyeceğiz, MR'da çekin bunu diyor. MR'la da göremeyeceğiz. Ne yapıyor? Ya işte Türkiye'de başka bir opsiyon var. Aç abi diyor. Ya. Aynen ben duydum bunu. Aç diyor. Açıp bakıyor ne var orada diye. İyi değilmiş, kapattım diyor falan filan. Gülme ya. Ciddi çok oluyor. İyi değilmiş, kapattım. Yani bu, kendisi şey, emin olamıyor o şeyden, hikayeden. Göremiyor. Ultrasondan falan MR'dan belli olmuyor. Bir daha açıyor bakıyor ki olduğu gibi hiç kanaması nasıl olduğunu anlamıyorlar. Yabancı ülkelerde bunu yapamıyorsun. Adam boş yere açmak diye bir şey yok, aç abi diye bir şey yok. Açtığı zaman soruyorlar. Böyle hayat kurtulacak kadar çok oluyormuş, öyle söylüyorlar. Hayat kurtulacak kadar çok oluyormuş. Yani bekleyemezsiniz onu diyor, şunu bunu şunu diyor, diyor. Açıyor, bakıyor adamın. Bu noisy şeylere geldik, sensörlere. O gibi durumda bu ortamda yaşayabilmen lazım. Açamıyorsun adamın içine, bakamıyorsun nesi var, nesi yok diye. Yine böyle sensörler var. Doktorun bir ne demişti ya? Bayramdan sonra diyor, yapılan diyor kan tetkiklerine güvenmiyorum. Makineler diyor, bekleyen, yani 10 gün beklemiş ya, kalibrasyonları bozuluyormuş. Hangi gün geldi, bayram günü mü geldi falan filan, onları falan konuşuyorlar yani. Öyle bir durumda yaşayabilmesi lazım yine küresel sensörlerden. O gibi durumlarda çalışması lazım. Başka neler var? Uçaklarda falan çok oluyormuş. Hatta onunla ilgili bir THY kaza yapmıştı değil mi? Adam sensöre güvenmişti pilot. Sensör hala 300 metreye sesin falan filan diyor ama ta yere kadar gelmişti. Hatırladınız mı? 2 sene önce miydi o? Orlando'da 2 sene önce miydi? Sensörler bozuktu. Ondan sonra ya bu çakılacağız mı falan filan. Çek abi, çek abi falan gibi bir şeyler. Yine abiler falan attı. Ama adamlar öldü. Uçağın arkası mı çakılmıştı? Öndekiler ölmüştü. Öndeki birkaç sıra. Pilotlar falan dahil. Sonra Boeing açıklama yapmıştı, her zaman sensörlere güvenmeyin falan diye. İnekret sensörlerin şeyi, yani öyle ortamdan da biliyorlar, güvenmeyeceğini anlamışlar ama birazcık geç anlamışlar. Biz zaten söyleriz bunu falan filan, şey, karlı havalarda ya da soğuk havalarda o sensörler bazen donuyor gibi laflar ediyorlar. Zaten sadece sensörle çalışabiliyorsak oraya pilot oturtmazlar herhalde. Evet, her şeyi siz de yani her zaman buna güvenmeyin. Tüm şey sizde olsun. İnisiyatif sizde. Yani bir şeyler yanlış yapıyorsa devreye girip düzeltmeniz lazım gibi şeyler çok söylüyorlar. Otomatik şey yok mesela. Var, inen sistemler var, kalkış yapan sistemler var ama hiçbir zaman onlara güvenmeyeceksin diyor. Google tutmuş bunu bırakmış. Araba uçağa göre çok daha zor bir şey. Yani uçakta bir kalkış anı var, kontrollü bir ortam. İniş anı var, kontrollü bir ortam. O yani şey gibi, trafik gibi herkesin her taraftan girebileceği bir ortama araba yapmaya çalışıyor. Birkaç yıl ortakta olacak ama onlar. Tamam, bu ilk environment tipiydi. İkinci environment tipi deterministik, non-deterministik, stokastik. Deterministikte her şey belli. İşin kuralları belli. The next state of the environment is completely determined by the current state and the action executed by the agent. Ne olacağını, bir sonraki adımda ne olacağını ben kendi yaptığım şeylerden ve etraftaki observation'lardan görebiliyorum. Satranç oynayan robot. Tamam mı? Bu biliyor. Yani ben fil alırım buradan buraya koyarsam diyor. Environment'in ne olacağını biliyorum. Tabii karşıdakinin ne yapacağını bilmiyor. O gibi durumda şey demişler. If the environment is deterministic except for the actions of other agent, then the environment is strategic. Stratejik bir environment oluyor. Yani karşıdaki agentler durumu değiştiriyorsa o başka, stratejik bir environment. Değilse ama her şeyi sen kendin belirliyorsan orası deterministik bir tane environment. Mesela part picking robotta deterministik bir environment. Alıyorsun onu oradan, bir tarafa koyuyorsun. Deterministik bir environment. Şey öyle değil ama, taksi driver'ınki zor ya. Yani senin yapabileceğin şeyler var. Arabanın pozisyonunu, hızını sen kontrol edebilirsin ama yan taraftan birisinin çıkıp sana çarpıp çarpmayacağını falan bilmiyorsun. Ya da orada bir tane çukur varmış. Gece vakti görüp göremeyeceğini, yeteri kadar sensörün yoksa bilmiyorsun. Bazen oluyor, yolun ortasına kocaman bir tane şey koymuş, duvar koymuş, gitmişler. Çalışma varmış madem ben orada.
işaretlerini koymamıştı. Öyle çukura falan uçan çok oluyor ya, otomatik taksi driver da o çukurlara düşebilir. Çünkü ortam bir tören meslek değil ona göre. If there might be partial observable, however, then it could appear that it is stochastic. Bazen partial observable vardı ya biraz önce. Full observable değil de partial observable. Eğer öyleyse, sadece bir kısmını observe edebiliyorsan, o senin için stokastik manasına gelebilir. Probabilistik şeyler oluyor, ihtimal hesaplarına göre şeyler oluyor, istatistiğe göre şeyler oluyor. O onunla karışabilir birbirine, zaten ikisini birbirinden çok ayırmıyoruz. Yani stokastik olan environmentlarla partial observable environmentlar aynı manaya girebilir. Aynı manaya girebilir. Bazen her şey tesadüflere bağlı, bazen de o bilgiyi elde edecek, sende şey yok, sensör yok, sensörlerin noise'i. O nedenle ona stokastik denilebilir. Bu da başka bir tür environment tipi. Diye başka bir tip environment tipine bakalım. Episodic sequential. Episodic demek, ne demek episodic? Episod. Bölüm. Bölümler var. Part splitting robot'a düşünelim. Parça geliyor, parçanın resmini çekiyor, tipine karar veriyor, alıyor, bir yere koyuyor. O bölüm bitti, yeni bölüm başladı. Bir öncekinden farkı var mı bölümün? Tıpatıp aynı, sadece parçanın tipi değişebilir, değil mi? Bir bölüm diğerini etkilemiyor. Bir bölümde diğerinin etkisi yok. Ha ben bir önceki bölümde şunu yapmıştım, şimdi bundan geliyor falan diyemiyorsun. Birbirinden farkı yok. Birbirinde tıpatıp aynı işleri yapıyorsun. Bunlar episodik. Sequential olanlar öyle değil. Ben şimdi buradan sağa döneceğim. Bunun sonucu olarak şöyle oldu diye bilmesi lazım taksi driver. O sequential verdiği kararlar sürekli olarak birbirlerini etkileyerek devam eden kararlar. Tamam mı? Bir yerde bir kendine düşman taksi sürücüsü edindin, gittin bir yerlerde. O verdiğin karar belki işte meslek hayatın boyunca seni takip edecek, sürekli adamla sürtüşeceksiniz. Tamam? Ya da işte kötü bir iki tane karar verdin, o yüzden ceza yedin. Ceza yedin ve şey lisansın iptal oldu. İşte sequential bir tane karar, episodik değil. Episodik environment'lar diğerlerine göre daha kolaylar. In episodic environments, the choice of action in each episode depends only on the episode itself. Orada verdiğin karar o episode, o bölümde kalıyor, diğerlerini etkilemiyor. Sequential environment'da öyle değil ama sürekli olarak ardına gelen kararlar birbirlerini etkiliyorlar. Bu da bir tane environment tipi. Static olabilir, dynamic olabilir. Bazı environment'lar static. Sen karar vermeye çalışırken hiçbir şey değişmiyor. Karar vermeye çalışırken bir şey değişmiyor. Satranç oyunu öyle bir şey mesela. Herkes senin karar vermeni bekliyor. Sen karar vermeye çalışırken her şey sabit. Taksi driver'ın dünyası öyle değil ama. O karar vermeye çalışırken frene mi bassam, gaza mı bassam diye düşünürken ya bir araba sana doğru yaklaşıyor. Sen ya da kötü bir şekilde sen duvara doğru yaklaşıyorsun. Onun environment olduğu gibi dinamik. Dinamik environment'lar tahmin edebileceğiniz ama gibi. Hocam chest'te bir sonraki siz bir hamle yaptınız dedim ki o hamle de statik ama siz bir sonraki kararınızı verene kadar environment'ta bir değişiklik olmuyor mu? Yani şimdiki kararınızı verdiniz dedim ki şimdiki kararınızı vermeye çalışıyorsunuz. Her şey duruyor ama bir sonraki kararda hocam sistem değişmiş olmuyor mu? Environment değişmiş olmuyor mu? Tamam değişiyor ama statik yani. Ne diyor bunun tanımı ne statik? Environment is unchanged while an agent is deliberating. Agent sensin, tamam mı? Sen düşünürken, plan yaparken environment seni bekliyor. Tamam mı? Onunla ilgili bir tane şey var esasında satrançla ilgili. Karşı tarafın yaptığı the environment is semi-dynamic if the environment itself does not change with the passage of the time but the agent's performance score does. Satrançta olduğu gibi fazla zaman kullandığın zaman sen negatif yazılıyor. Yani zaman önemli, sonuç bakımından değil de skor bakımından önemli. Tamam. Mesela şey satranç saatte oynadığı zaman semi dinamik bir ortam. Yarı dinamik bir ortam. Saatte oynadığı zaman. Saatte oynadığı zaman yine statik oluyor. Şey bir tane şeyi çözmek. Sudoku. Evet sudoku ya da işte kare bulmacalar var ya gazetelerde falan çıkanlar. Onları çözmek tamamen statik bir problem. Sen düşünürken bir şey olmuyor. Zaman geçiyor sadece. Ama yine de bir şey problemi, yapay zeka problemi. Düşünmek lazım. Her şeyi kolay kolay bulamıyorsun. Kelimelerin benzerleri falan filan şöyle bulmak. Onları bulmak o kadar kolay değil. Bu statik bir problem. Bu yara dinamik bir problem. Taksi dünyası tamamen dinamik bir problem. Böyle bir tane ayrılma tipi.
Tamam, discrete continuous ayrık olabilir dünya ya da devamlı bir dünya olabilir. Mesela biraz önceki şey ayrık bir dünyaydı. Crossword vardı ya, kare bulmaca dünyası. O ayrık bir dünya. Taxi driver ama continuous bir dünya. Değil mi? Continuous bir dünya. Discrete ile continuous arasında bazen bazı yerde çok fark göremiyorsun. Discrete demek discrete matematikte gördüğünüz yapılar. Onlar. Distinction can be applied to the state of the environment, to the way time is handled, and to the percept and actions of the agent. Hepsini uygulayabilirsin bu discrete değil. Okuduğun rakamlar continuous rakamlar değil. Ona discrete diyebilirsin. Ya da zaman işte continuous bir şekilde geçmiyor. Birinci zaman dilimi, ikinci zaman dilimi, üçüncü satrançta olduğu gibi. O da ona discrete yapabilir. Discrete diye bakmanın birkaç tane yolu var. Bazen de okuduğun bilgi discrete olmasına rağmen, mesela dijital kameralarda okuduğun zaman okuduğun bilgi discrete, değil mi? Yani ne var? Piksel sayısı belli. 10 milyon tane piksel. Her bir pikselin alabileceği şey sayısı belli. Seviye sayısı belli. Discrete ama biz onu sanki devamlıymış gibi, continuousmuş gibi düşünüyoruz. Continuousmuş gibi düşünüyoruz. But it's typically treated as representing continuous varying intensities and locations. Bazen bu şekilde düşünüyorum. Discrete continuous'lukta başka bir environment tipi. Başka single agent, multi agent, verilen herhangi bir tane şey, environment, içerisinde single agent bulundurabilir, birden fazla agent bulundurabilir. Mesela chess, satranç, bir tane multi agent, birden fazla iki tane agent var. Birbirlerine karşı oynuyorlar ve competitive bir agent, çekişme içerisinde, birisiyle rekabet içerisindesin. Chess öyle bir ortam, discrete bir ortam ama competitive, multi agent bir tane ortam. Taxi driver yine multi agent bir ortam. Competitive mi, collaborative mi? Competitive olabilir, cooperative olabilir. Competitive rekabet içerisinde, cooperative işbirliği içerisinde. Hangisi? İkisi de var. Bir yandan competition içerisinde. Niye? Çünkü adamın müşterisini al, yani sen ondan çok eğer tüm müşterileri diğer taksilere taşıyorlarsa sen zarar ediyorsun demektir. Sen para kazanamıyorsun. Diğer taraftan da kooperatif. Adam bir yerlere gitmiş. Ben bir yerlerden diyor, işte birilerini birilerinin önüne çağırdılar diyor. Ben aldım 4 kişi ama burada en az 20 kişi daha var. Şöyle bir yerde otobüs bozulmuş. İnsanlar taksilere biniyorlar falan. Haber veriyor birilerine. Niye veriyor? Çünkü ben bugün yapacağım ona iyilik, başka bir gün bana iyilik olarak gelecek ya da bana haber verecek falan gibi şeyler. Ya da siz trafikte gidiyorsunuz, taksinin biri de trafiğe girmeye çalışıyor yan yollarda, ona yol vermek. Tamam mı? Taksi birbirlerine yardım ettiğin zaman bir günde o kültür oluştuğu zaman birbirlerine yardım etmeye başlıyorlar. Ya da taksicinin birine gemisi herhangiler çevirmişler, iyice bir dövüyorlar. Neyi gerektirir? Taksicinin inip kavgaya karışması gerekir. Diğer türlü çünkü ertesi gün gemisi herhangiler, aynı zamanda için de gerekli, kendisine dövebilir. Kooperatif dalı. Öyle yapıyorlar mı ya? Gevze ailemciler birbirlerini, taksiler birbirlerini tutuyorlar mı? Birisi dövdüğü zaman yapmıyorlar değil mi? Gevze ailemcileri çok gördüm. Birisi inip kavga ettiği zaman öbürle de hemen etrafı, birisi E5'i kapatıyor. Öyle yanlarsın, polis gelmesi var diye. Gevze ortamında. Kooperatiflik, kompetitiflik bazen beraber olabiliyor. Firmalar onu çok yapıyor. Competition istiyor bazı firmalar. Eğer diyor etrafta benimle rekabet edecek bir firma yoksa ben artık inovatif olamam, yeni şeyler bulmama gerek yok çünkü istediğimi satıyorum zaten. Giderek zayıflayacağım, 5 sene sonra en ufak bir competition beni süpürür, atar diyor, tamam mı? Rasyonel düşünüyor ama yani herkesi öldüreyim, geriye kimse kalmasın falan filan diye bir şeyler düşünüyor. Ya da tek ortalıkta oyuncu ben kalırsam, tamam mı? Ortalıktaki tek oyuncu ben kalırsam kendime yeni işi bulmakta, yeni çalışan bulmakta zorlanacağım. Kültür oluşmamış. Dünyanın tüm çalışanları bende. Yenilik yok. Dışarıdan kan falan gelmiyor. Her şey bana bağlı gibi şeyler söylüyor. Dolayısıyla kendisine competition içinde olabileceği rakipler arıyor. Rakipleriyle kooperasyona giriyor. Ne diyorlardı? Bir tane öyle bir önemli bir kavram var. Rekabet öncesi işbirliği duydunuz mu? Türkiye'de buna bakanlıklar falan yapmaya çalışıyorlar. Rekabet öncesi işbirliği.
İlk önce bir altyapıyı oluşturalım hep beraber. Tamam mı? İlk önce bir altyapıyı oluşturalım. Altyapı oluştuktan sonra onun üzerine rekabet edelim. Neden hep beraber şeyi kurmuyoruz mesela? Şu baz istasyonlarını beraber kursak, beraber ortak olsak baz istasyonları, baz istasyonları ayrı ayrı kurmak için rekabete girmeyelim, verdiğimiz servis üzerinden rekabete girelim. Bu türlü düşünceler falan, bazılarını da uygulamıştır dünyanın, bilmiyorum ki uygulandı mı. Bu türlü düşünceler çok geliyor, boşu boşuna masraf yapmayalım. Efendim? Şimdi mesela roaming kalkıyor, standartlardan kalkıyor. Roaming kalkacak. Evet. Kim kaldırıyor? Yani galiba... Ne zaman? Ne zaman olduğunu bilmiyorum da yakın zamanda kalkacağı söyleniyor. Evet. Bir ara şeyler yaptılar bunu. Yani bu ATM'ler var ya, yani niye herkes gidiyorsun 20 tane ATM var yan yana. Onların her biri de bilmem kaç bin liraya geliyor, bilmiyorum, bayağı bir pahalı onlar. Niye yan yana koyuyoruz, niye masraf ediyoruz? Bir tane ATM olsun, iki tane olsun. İnsanlar kullanabileceği kadar. Bunun masraflarını belki paylaşabiliriz. Competition içerisinde ama burada compete edebiliriz. Bunların işte korumasıydı, haberleşme masrafıydı, şuydu, buydu falan filan. Bunları yapabiliriz. Bunlar rasyonel davranışların örnekleri. Hem competition hem de cooperation içerisinde olmak. Taksi driverlarda da bunlar var. Üniversiteler çok yapıyorlar bunu. Üniversiteler bunu çok yapar. Eğer bir Amerikan üniversitesi çok yapıyor. Eğer bir konuda çok iyileşmeye başladıysa, çok iyi bir laboratuvarı varsa hemen laboratuvarı ikiye bölüyor. Laboratuvarın bir iki elemanına başka bir iyi bir üniversiteye falan filan gönderip orada da o araştırmanın yapılmasını sağlıyor. Çünkü diğer türlü laboratuvar körleşmeye başlıyor. Bir şey üretememeye başlıyor. Competition içerisinde olduğu kimse yok. Tamam. Communication bu sırada o iletişim, başkalarına bir şeyler söyleme, bir şeyler öğrenme rasyonel bir davranış olarak ortaya çıkıyor. Often emerges as a rational behavior in multi-agent environment. Haberleşmen lazım. Diğer rakiplerinle de, tamam mı? Rakiplerinle de haberleşmen lazım. Cooperation yaptıkları, beraber çalıştığın insanlarla, agentlara da haberleşmen lazım ki rakiplerin ne yaptığını bilesin. Her şeyin de bir kolu var tabii. Rakiplerinin ne yaptığını bilebilesin. Onların ne yaptığını bilmek için orada belli bilgiler falan vermen lazım. Ve seninle beraber çalışanlar bir arasında bilgi sahibi olman lazım. Communication, rasyonel bir davranış. İnsan boşuna konuşmuyor. Hani tanımlarlar ya, insanın hayvanlardan farkı falan diye. Konuşmayı en başta birilerinden söylerler. Konuşur, haberleşir. Haberleşme mekanizması insanın diğerlerine göre çok ileri düzeyde. Tamam. Ben ne kadar daha fazla bir şey söyleyeyim miydim? Saatimiz kaç? 52 olmuş. Şu tabloya şöyle bir bakıp 10 dakika ara verdikten sonra verelim. Buradan devam edelim. Environment'ları söylemiş. Crossword puzzle, chess with a clock, işte poker, backgammon, şey bu, tablo. İşte taxi driver örneği vardı, medical diagnosis vardı. İmaj analizi, görüntü analizi, park picking robot, refinery controller, rafineleri kontrol eden sistem akıllı olması lazım ve İngilizce kültürü. Bunların environmentlarına göre sınıflandırılan hangisinden hangisinin kolay hangisinin zor olduğuna döndükten sonra karar vereceğiz. Yeni gelen arkadaş var mıydı yoksa ben kağıdını imzalan ya? Geçen ders olmayıp bu ders yeni gelen. Tamam, 10 dakika sonra dönelim arkadaşlar. Kırmızıya basar mısın?